19. söz, 14. reşa. Nereyi çalışıyoruz? 19. söz, 14. reşanın girişini yapmıştık. Hemen başlarındayız. Hatırlıyorsanız Kur'an-ı Kerim'in tarifinden bahsediyordu. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim deyip virgül attı ve daha sonra her bir maddesinde Kur'an'ın bir özelliğini, kendine göre bir tarifini yapıyor idi. Bu tarifte ilk okuduğumuz üç cümle var aslında, şu ana kadar okuduk dediğim. O cümleler şunlardı: şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi, kainatı kitaba benzetmesini konuşmuştuk, tercümenin ne demek olduğunu söylemiştik. En son dersimizde Ali Hoca buradaymış. Ali Hocam, siz geldiniz. Ben tekrar giriş yapıyor idim. Sizin dersinizde tercümeden ne kastettiğimizi sormuştunuz. Fakat konu başka bir soru üzerine yoğunlaştığı için bu parçaya dönememiştik. Öyle hatırlıyorum ben. Şimdi tercümeden ne kastedildiği üzerinde durmak isterseniz size mikrofonu verebilirim. Güzel olur. Tercümeyi çok hızlıca şöyle anlamıştık diye hatırlıyorum. Diğer arkadaşlar da bana yardımcı olursa sevinirim. Bu eğer bir kitap ise, kitap tanımı, benzetmesi önemli bir kere zaten. Kitap olması, kainatın kitap olarak kitaba benzetilmesi, kitab-ı kebir, kainat denmesi, bir kitabın bir muhakkak bir yazarı olması gerekiyor. Yani tanımı içerisinde, kitap tanımının içerisinde muhakkak bir yazar vardır. Yoksa kitap olmaz o. Bu bir. İkincisi, kitabın muhakkak bir muhatabı olur, yani okuyucusu olur. Bir kitabı yazan birisi varsa muhakkak şu kimseler okusun diye yazar. Bu da kitap tanımının içerisinde. Bir şeyler yazıp sayfelere kelimeleri doldurup kitap haline getirip ondan sonra da hiç okunmayacak bir şekilde bir yerlere atmak veya parçalayıp yırtmak anlamsız olacağı için muhakkak okuyucuların olması gerekiyor. O kitabın içerisindeki anlamlara muhatap olacak birilerin olması gerekiyor. Aynı zamanda şimdi de söylediğim gibi kitabın muhakkak bir anlamı olması gerekiyor. Anlamı olmayan, mesela içerisinde kargacık burgacık çeşitli çizgilerin bulunduğu, yani anlamsız kelimelerin bulunduğu şeye kitap denmez. Bu böyle bir kitap ise kainat, o kitabın tercümesi, tercüme-i ezeliyesi, ezeli üzerinde de durmuştuk. Buraları hızlı geçmeye çalışıyorum. Sizin, diğer arkadaşların ve de özellikle en son dersimizde tercümeden ne kastettiğimizi soran, nasıl konuştunuz diye soran Ali Hoca'nın burada eklemeleri olursa onları duymaktan memnun olacağız. Tercüme-i ezeliyeyi de şöyle anlamıştık diye hatırlıyorum ben. Bir kere ezeli ve ebedi olması, mutlak bir varlıktan, mutlak bir yaratıcıdan, mutlak bir varlıktan, mutlak bir kaynaktan geliyor olduğunu gösteriyor. Bir şey ezeli ise muhakkak onun ebedi olması gerekiyor. Yani tanım gereği mutlak olması gerekiyor. Zaman ve mekanla kısıtlı olmaması gerekiyor. Zaman ve mekanla kısıtlı olmayan bir tercüme ise, demek ki o tercümenin anlamı da hiçbir şekilde zaman ve mekanla kısıtlı olmamalı, olamaz. Eğer o şekilde bir anlam ile muhatap oluyorsak Kur'an-ı Kerim'e, buradaki vurgusu yapılan tercüme-i ezeli manasını düşünmüyoruz, gözden kaçırıyoruz anlamına geliyor. Tercüme-i ezelisi o kitabı bize tercüme eden, yani bunun içerisinde, diyelim biz o dili eğer anlamıyorsak, bilmiyorsak, hani tercüman o demektir ya bizim günlük kullandığımız dilde. Bir dil vardır, o dili konuşanlar, o din içerisindeki kelimeleri kullanarak birbirleriyle anlaşabilirler, komünikasyona girebilirler, dertlerini anlatabilirler. Fakat o dili bilmeyen başka birisi, o insanların nelerden bahsettiğini anlamayabilir. O yüzden bir tercüman çağırır. Der ki, işte bana şurada konuşulanları, bu anlamları tercüme et. Benim anlayabileceğim şekle getir.
Ben A dilini biliyorum. Şu anda karşımda olan B dili mesela o B dilindeki anlamları benim anlayabileceğim hale getir şeklinde. Tercüman da bu işlemi yapar. İşte aslında şurada bunlar denmek isteniyor diye anlaşılır hale getirir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de kainat kitabının bu şekilde bir tercümesini yapıyor bize. Bizim anlayabileceğimiz, anlamamız gereken manaları bizim dünyamıza getiriyor. Tercüme kısmı bu. Ezel ve ebed kısmı yani mutlak olması bu şeklinde anlamıştık en son diye hatırlıyorum ben. Daha sonra şu sahayfi arzda ve semada müstetir künuz-i esma-i ilahiyenin keşafı. Bunlar bu cümlede arz ve semadaki bütün sayfalarda işte kainat bir kitapsa eğer arz ve semada sayfaydı. Bunların içerisinde gizli hazineler var demiştik. Bir sonraki cümlede şu sütur hadisatın altında muzmer hakaikin miftahı kısmını okumuştuk. Yani hadiseler satırlarının kitap benzetmesine de yine devam ediliyor. İlk başta kitap dedi, daha sonra sayfa dedi, şimdi de satır diyor. Hadisat satırlarının altında gizli kalmış hakaikin yani hakikatların miftahı yani onların anahtarı. Şimdi devam edelim inşallah. Buraya kadar söylemek istedikleriniz veya ben konuşurken benim düşüncelerimi size aktarırken sizin aklınıza gelenler de olursa lütfen ya yazarak ya da konuşarak paylaşımda bulunabilirsiniz. Memnun olurum. Şu alemi şehadet, yani benim burada yaptığım sadece okuduklarımdan anladıklarımı sizinle paylaşmak. Benim şu anladığım haliyle yüksek sesle düşünmek olarak algılayabilirsiniz bunu. Önemli tespitler var, önemli tabirler var. Açılmasına ihtiyacını hissediyorum. Ben bu ihtiyacı hisseden birisi olarak sizinle burada muhatap oluyorum. Aynı şekilde siz de katkılarınızla düşündüklerinizi bizimle paylaşırsanız güzel olur. Burada benim dikkatimi çeken, mesela hadi bu cümleyi okuyayım ondan sonra devam edelim. Şu alemi şehadetresi arkasındaki alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi demiş. Hem bu cümlede hem de şu ana kadar okuduğumuz cümlelerde şöyle bir özellik dikkatimi çekti. Her zaman olduğu gibi Said Nursi'nin eserlerinde imani meseleler, daha doğrusu meselelerin imani yönü konuşulurken, anlatılırken şehadet alemi yani şu anda içinde yaşadığımız kainat hiçbir zaman göz ardı edilmiyor. Hatta göz ardı edilmiyor demek bile yeterli değil. Çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ben öyle görüyorum. Burada hani güya bizim klasik olarak bildiğimizi zannettiğimiz Kur'an'dan bahsediyor, Kur'an'ın tarifini yapıyor görünmesine rağmen her bir cümlenin içerisinde siz de dikkat ederseniz etmişseniz farkına varmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Her bir tarifin içerisinde, her bir cümlenin içerisinde böyle bir nasıl derler, bir nakış gibi, bir oya gibi, bir dantel gibi hani bir oradan ilmek alıyor, bir buradan ilmek alıyor. Yani bir gaybi alemlerden bahsediyor, Allah falan diyor ama muhakkak o ilmekten sonra alemi şehadetin de alemi şehadetten de bir örnek getiriyor. Alemi şehadeti de o ilmeğin içerisine dahil ediyor. O şekilde bir örgü çıkartıyor karşımıza. Burada Kur'an tarifi yaptığını söylemiştik. Daha önce Kur'an tarifinin yapıldığı başka yerleri siz de görmüşsünüzdür. Ben burada 14. Reşat'a Kur'an tarifi yapıyoruz diye tekrar dikkatimi çektiğinde şöyle biraz karıştırdım etrafta insanlar nasıl Kur'an tarifi yapıyorlar diye. Hiç bu şekilde bu usule uygun olarak bir Kur'an tarifi görmedim. Devamlı alemi şehadeti yani içinde bulunduğumuz yaşadığımız kainatı dışlayan ve tamamıyla alemi gaybtan, Allah'ın gönderdiği, Cebrail aleyhisselamla gönderdiği, Hazreti Muhammed'e gönderdiği şeklinde bizim sizin de bildiğiniz klasik ya da klasik biraz yanlış bir deyim ise şu anın standardı maalesef olan metotla yani
böyle bir mistik anlayışla Kur'an tarifi yapılıyor. Burada ona tamamıyla zıt, böyle taban tabana zıt bir anlatım var. Kur'an-ı Kerim'in tarifinin yapılması var. Çoğu yerde dediğim gibi alemi şehadetten ya bahsedilmiyor ya hiç bahsedilmiyor ya da bahsedildiği yerlerde hani böyle garnitür cinsinden yani yeşillik olsun türünden alemi şehadette de bunlar alemi şehadet demiyor onlar da zaten bu içinde yaşadığımız kainatın bazı örneklerini falan filan bahsediyor ama bütün yoğunluk, bütün perspektif çünkü o gözde bakıyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Hep işte Allah'ın bize Müslümanlara, büyük harfli Müslümanlara indirdiği kutsal kitap. Devamlı bu şekilde bir tarif var. Burada tamamıyla ona zıt mesela Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın tercüme-i ezelisi. Bakın iki değişik ingredients yani içerik aynı cümlede. Birisi tercüme-i ezeliye yani ezelden gelen, gayb aleminden gelen bir tercüme ama hemen onun yanında başka bir ilmek ya da ilmek mi derler onlara bu kelimeleri çok iyi bilmiyorum ama hani nakış örerken ya da örgü örerken öyle bir ilmek atılır. Öyle hatırlıyorum ben. Öyle bir ilmek var tercüme-i ezeliye diye. Hemen ondan sonra ikinci ilmek Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın tercümesi. İkisi yan yana birbirini açıklıyor. Ondan sonra bir aşağıkinde yine sahif-i arz ve semada diyor. Yani arz ve sema sayfasında derken bir alemi şehadetin ilmeği getiriliyor. Ondan sonra ikinci ilmek Esma-i İlahiyenin keşfi, Esma-i İlahiyenin kaşifi. Bir oradan bir oradan. Aynı şekilde bu en son okuduğumuz yerde de şu alemin şehadet perdesi arkasındaki derken hemen bir ilmek alemi şehadetten geliyor. Ondan sonra ikinci ilmek takip eden ilmek alemi gayb cihetinden gelen. İkisi iç içe. Bu iç içelik benim çok dikkatimi çekti. Çok güzel geliyor, makul geliyor, akla uygun geliyor ve insan hissediyor ki işte herhangi bir imani mesele bu şekilde anlatılması gerekiyor. Yoksa öteki türlü olunca çok taklit olduğu belli oluyor, çok aşikar oluyor ve insanı yani beni şahsen rahatsız ediyor. Yani işte Allah de, peygamber de, Allah de, peygamber de hepsinin sonuna bir sallallahu aleyhi ve sellem diye ekle. Ondan sonra getir onu bize imanın bir rüknü diye sun. İşte buna inanmak zorundasınız. İnanmazsanız kafir olursunuz şeklinde. Burada tamamıyla ikisi yan yana. Alemi şehadet derken alemi şehadetin içerisinde alemi gayb cihetinden gelen diye böyle bir bağlantı var. Yazılan okuyorum. Demek ki Kur'an'ı kainatı ihmal ederek anlamak neredeyse mümkün değil. Evet. Herhalde neredeyse öylesine yazdınız. Anlamak mümkün değil demek gerekiyor belki. Kainatı ihmal ederek anlamak mümkün değil. O üç sacaya şeklinde burada da konuştuğumuz imani meselelerde muhakkak olması gereken sacayanın üç ayağı gibi şeklinde bahsedilen Kur'an yani vahiy, ondan sonra peygamber yani Resul onu anlatan, o vahiyi bize anlatan Resul ama ondan sonra üçüncü ayak ve mutlaka ve mutlaka olması gereken ayak alemi şehadet tamamlıyor. Alemi şehadetin içerisinde tabii bunlara muhatap olan enemize takılı yani benliğimize, insaniyetimize takılı hassalar, hisler akılda onun içerisine dahil olmak üzere. Böyle bir görülmediği zaman imani mevzularda bu şekilde bize muhatap olunmadığı zaman insan hissediyor burada bir yanlış var diye ya da hissetmesi gerekiyor, hissetmesi lazım. Çünkü insan olarak yaratılmışız, düşünüyoruz, sorguluyoruz, bunun aslı nedir diyoruz, bunun hakikati nedir diyoruz.
bunun hakikati nedir diyebilmek için, yani başka mevzularda diyoruz, önümüze çıkan bu din mevhumunun, dinle birlikte gelen içerisinde mesaj olduğunu düşündüğümüz bu mevhumun anlaşılması için muhakkak bizim aklımızın, hislerimizin kullanılması gerekiyor. Aklımızın ve hislerimizin hemen önünde data, yani veri toplayabileceğimiz alem olarak bu alemi şehadet var. Biz bazen burada da söyledim mi hatırlamıyorum. Dikkati çeksin diye arkadaşlarla şöyle diyoruz. Allah bu dünyayı yeşillik olsun diye yaratmadı. Hani Türkçe'de öyle bir tabir vardır ya. Ağaçları yeşillik olsun diye yaratmadı. Yani bunların arkasında muhakkak bir anlam var. Burada dediği gibi muhakkak bunların her birisi bir kitap, kitabın sayfaları, sayfaların içerisindeki satırlar, paragraflar vesaire. Karşımızda böyle bir kitap olmadığı zaman Kur'an neyin tercümesi olacak? Neyi tercüme edecek bize? Çok eksik kalıyor. Evet, bir kez daha bu okuduğumuz cümleye dönüyorum. Şu alem-i şehadet perdesi arkasındaki, yani bunun buradaki geçen kavramları açmak gerekiyor, biraz daha üzerinde düşünmek gerekiyor daha doğrusu. Alem-i şehadet perdesi arkasındaki, perde benzetmesi veya perde şeklinde örneklendirme risalelerin başka yerlerinde de geçiyor hatırlıyorsunuz. Perde demek, yani bir sinema perdesi gibi olabilir. Üzerine sinemanın işte o ne deniyor, projektörü mü? Projektöründen gelen efendim ışınların yansıyacağı, çarpıp yansıyacağı bir yer anlamında, ki biz görebilelim. Eğer öyle bir yansıma perdesi olmasaydı o ışıklar, yani bu örnek içerisinde o ışıkları görmek bizim için mümkün olmayacaktı. Demek ki öyle bir perde var önümüzde. Source'tan, yani kaynaktan gelen bazı ışınlar var, bazı şuunat var. Onların o perde üzerine yansımasıyla birlikte bizim gözümüzün görebileceği hal içerisine geliyor. Hale dönüşüyor. Bunun anlamı da, yani sinema perdesinin benzetmesinin bir devamı da, bu şekilde örneklendirmemizin bir esprisi de şu diye anlıyorum ben. Demek ki önümüzde bir perde varsa, bu şekilde bir perde varsa, demek ki onun karşısına oturup o perdenin üzerindeki ne varsa, ne dökülüyorsa onları seyretmemiz gerekiyor. Hani sinemaya gidildiğinde veya şimdilerde televizyon ekranı gibi de benzetilebilir belki. Bir ekranın üzerine, bir perdenin önüne oturduğumuzda hiçbir şey seyretmiyorsak, bir şeyler onunla bir ilişkiye geçmiyorsak, ona muhatap olmuyorsak, o perdenin önünde, o ekranın önünde oturmanın anlamı ne o zaman? Perdenin önüne oturacağız. Yani perdenin önünde oturan kişi konumundayız biz. O perdenin önüne oturmuşsak, o perdenin üzerindeki şeylere bizim bakıyor olmamız gerekiyor. Onlara nazar ediyor olmamız gerekiyor. Yani bakışımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Perde esprisinde ben böyle anladım. Yalan okuyorum. Serhan şöyle demiş. Kainat burada Kur'an'ın yazıldığı sayfalar gibi. Yani kainat olmazsa sanki kitap da olmaz gibi duruyor. Evet, ben şöyle anlıyorum. Kainat olmazsa zaten biz kainatın bir parçasıyız. Dolayısıyla kainat dediğimizde, kainat lafını ben öyle anlıyorum. Bizim de içinde olduğumuz, biz de çünkü kainatın, yani kainat kâne'den geliyor. Kün feyekûn evrine muhatap olmuş, yaratılış anlamında. Biz de yaratılmışız, bizimle birlikte içinde bulunduğumuz dünya, arz, sema, işte onun içerisinde neler varsa onların hepsi de yaratılmış. Bu yaratılma olmasaydı kitap olmazdı, yani o kitaba muhatap olacak biz de olmazdık. Farz-ı muhal bir şey bu. Roll Passenger diye bir şey var. Bir arkadaş var, pardon. O isimle girmiş bir arkadaş var. Buradaki perde sanki örten bir şey. O şekilde de anlaşılabiliyor diye. Yani danteleli perde benzetmesi de var risalelerde. Yani örülmüş. Arkasındaki, yani gayb alemini örten, ama sadece örtmekle kalmayıp şehadet aleminde bize bir şeyler gösteren anlamında. Evet.
Tercümeyi şöyle tanımlamış Ali Mermer 11. Yaratılışın gerçek manasını anlamak için yaratılışı gerçekleştiren yaratıcının insanın anlayabileceği şekilde açıklamasına mutlaka ihtiyaç var. Evet. Tercüme kavramını bir önceki dersimizde üzerinde durmuştuk. Ben burada tekrar özetlemeye çalıştım. Ona vurgu yapıyor herhalde. Yaratılışın gerçek manasını anlamak için. Demek ki yaratılışın gerçek manasını elimizde herhangi bir tercüme olmazsa, burada yazılandan ben o şekilde anlıyorum. İçinde bulunduğumuz, bizim de dahil olduğumuz bu yaratılışın asıl manasını anlayabilmek için muhakkak ve muhakkak birisinin gelmesi, yani bu yaratılışı kim gerçekleştirmişse onun gelmesi ve demesi lazım, bize tercüme etmesi lazım ki işte bunun anlamı budur, bu şekilde anlaşılması gerekiyor. Eğer bu olmazsa anlamını anlamak mümkün değil. Zaten daha önceki derslerimizde de devamlı bunun vurgusunu yapıyoruz diye hatırlıyorum ben. Vahiy bilginin pardon, vahiy bir bilgi kaynağı olarak kabul etmeyen vahiysiz ve seküler bilim felsefesinin yani felsefecilerin yani düşünürlerin devamlı düştükleri hata bu. Kainatı yani varlık alemini, onlar kainat da demiyor tabii ki, kozmozu kendi içerisinde anlamlandırmaya çalışan insanlar devamlı bu konuda yetersiz kalıyorlar. Soruları oluyor, bir yere kadar onu cevaplamaya çalışıyorlar. Fakat asıl burada denildiği gibi tercüme ile karşılaşmadıkları için bir şekilde artık herkesin kendi hayatında değişik değişik hikayeleri var. Fakat gerçek olan şu, burada bizim bahsettiğimiz haliyle bir tercüme ile karşılaşmıyorlar, karşılaşamıyorlar her neyse. Yani o tercümeden yoksun olduktan sonra kainatı, varlık alemini, kendilerini anlamlandıramıyorlar. Başarılı bir şekilde sıkıntıya sebep oluyor. Çoğunun yani ruhi bunalımlara kadar sürüklenen hayatlar olduğunu okuyoruz tarihte. Tercüme bu şekilde devam ediyor. Ali Mermer 11 veya yaratıcının açıklaması olmazsa kainat bizim için bir mana ifade etmez. Evet. Şu ana kadar söylediklerimizle paralel diye anlıyorum ben bunu. We're all passenger, we are all passenger mı? Alem şehadet perdesi arkasındaki alemi gayb. Sanki şehadet alemi perdesi gayb alemini örtüyor. Evet, az önce bahsettik onu. Şehadet alemini Ali Mermer şöyle sanıyorum bir önceki yazılana hitaben şöyle yazmış. Şehadet alemi gayb aleminin anlaşılmasına vesile oluyor. Evet. Gayb alemi zaten kelime anlamıyla da kayıp, gayb yani bizim şu anda kayıp dendiğinde o şekilde anlaşılır ya, bir herhangi bir bize ait olan bir nesneyi kaybettik. Gayb ettik dediğimizde o nesne yok anlamında, yokluğa gitti anlamında değil. Var bir yerlerde var da ben ona şu anda ulaşamıyorum. Gayb alemi de muhakkak var olması gerekiyor. Onun varlığını nasıl anlıyoruz? İşte bu şehadet alemine bakarak. Şehadet aleminin üzerindeki buradaki o perde benzetmesi ne dönersek onun üzerindeki yansımalardan adeta onun altındaki veya arkasındaki alemi gaybın haberlerini alıyoruz. Efendim varlığından emin oluyoruz. Onu adeta okuyoruz o şekilde. Sinema perdesinde ışık cinsinden olan ifadelerin bizim anlayabileceğimiz şekilde ifade edilmesidir. Evet. Sinema perdesinde ışık cinsinden olan ifadelerin bizim anlayabileceğimiz şekilde ifade edilmesidir. Bu ifadeleri Kur'an bizim algılayabileceğimiz şekilde tercüme ediyor. Evet. Bizim algılayabileceğimiz şekilde. Bu ifade de çok önemli. Yani bizim algılayabileceğimiz şekilde tercüme ediyor olması, Kur'an-ı Kerim'in nazil olması, nüzul kelimesinin esprisi o şekilde. Nazil oluyor. Yani yukarıdan alemi gaybtan, yukarıdan dediğimiz illa fiziksel olarak semadan anlamında değil,
alemi şehadet boyutunun adeta üstünden, üzerinden, yukarısından, artık hangi kelime daha hoş geliyorsa size, bu aleme ait olmayan başka bir yerden anlamında, alemi gaybtan uzatılmış bir ip şeklinde de tarif ediliyor ya Kur'an. Oradan bir ip uzatılıyor, nüzul ediliyor, nazil oluyor, nüzul ediliyor, iniyor. Yoksa buradan, bu alemi şehadet içerisinden yukarıya şey bulmak, anlam bulmak mümkün değil. Muhakkak yukarıdan gelmesi lazım onun. Bizim algılayabileceğimiz şekliyle. Evet. Sinema perdesinde de aynı şekilde ışıkları biz, bizim gözümüzün algılayabileceği bir hale dönüştürmesidir. Perdenin esprisi. Yansıtma özelliğinin olması. O yansıtacak ki bizim gözümüz o yansımış olan ışıklara muhatap olsun. Yani görsün onları. Evet, güzel. Devam edeyim aynı cümleye. Şu alemi şehadet perdesi arkasındaki alemi gayb cihetinden gelen. O cihet o taraftan geliyor. Anlam, yani tercüme, yani kaşiflik, keşraf olması, yani miftah, bir önceki cümlelerle bağlıyorum onları. O anahtar, o tercüme, o keşraflık alemi gayb cihetinden geliyor devamlı. Bu taraftan bulmak mümkün değil o anahtarı. Cihetinden gelen cümle başka bir şekilde devam ediyor. İltifatat-ı Rahmaniye ve Hitabat-ı Ezeliye'nin hazinesi. Demek ki perdenin üzerinde bu şekilde yansımalar varmış. Görmemiz gerekiyor bu yansımaları. Hakikaten böyle mi değil mi diye. Demek ki perdenin üzerinde görülmesi gereken şeylerden bir tanesi neymiş? İltifatat-ı Rahmaniye. Yani Rahmani iltifatlar. Rahman olan bir yaratıcının iltifatları varmış bu perdenin üzerinde. Bizim görmemiz isteniyor. Ve hitabat-ı ezeliyenin, ezeli hitabın, daha önce de aynı şekilde tercüme-i ezeliye demişti. Burada da hitabat-ı ezeliye diyor. Ezeli, yani mutlak olan bir yaratıcının bize hitabı. Ve bunun içerisindeki, bu hitabın içerisinde de hazineler varmış. O ne hazineleri diye daha önceki dersimizde Künuz-ı Esma-i İlahiye kısmında Künuz'u açıklarken konuşmuştuk. Hakikaten hazine mi değil mi diye durup düşünmemiz lazım. Yazılanları okuyorum. Kainat alemi şehadeti örtmüyor. Bilakis bizim anlamamıza... alemi gaybı demek istemiştim. Evet. Alemi gaybı örtmüyor. Bilakis bizim anlamamıza yardımcı olacak şekilde yaratılıyor. Evet. Alemi gaybı bizim anlamamıza yardımcı olacak şekilde kainat yaratılıyor. Perde dedik diye üzeri örtülü, yani anlaşılmaz anlamında örtülü anlamayalım demek istiyorsunuz herhalde. O şekilde bir perde var ki o perdenin esprisi, o perdenin fonksiyonu, evet, o perdenin fonksiyonu bizim anlayabileceğimiz şekliyle o alemi gaybı bize tanıtmak. Evet. İltifatat-ı Rahmaniye ve Hitabat-ı Ezeliye'nin hazinesi. Demek ki bu perinde bizim görmemiz gereken, okumamız gereken Rahmani iltifatlar. Yani Rahman olan, mutlak rahmete sahip olan bir yaratıcının iltifatları varmış. Biz hakikaten böyle mi görüyoruz diye kendi kendimize bundan sonra sormamız gerekiyor. Yani burada bunu okuduk, anladık. Kur'an'ın tarifidir bu diye burada şu anda üzerinde çalışıyoruz bunu. Fakat daha sonra bunu hislerimize indirmekle ilgili olarak daha önceki dersimizde de konuşmuştuk. Hakikaten böyle bir rahmani iltifata maruz bir şekilde mi yaşıyoruz bu dünyada? Onu düşünmek lazım. Kur'an zaten bundan sonraki sayfalarda ya da satırlarda da devam edecek. Mesela ne diyor? Alem-i insaniyetin mürebbisi diyor. Yani terbiye edicisi.
mürşid ve hadisi diyor dediği yerlerde bu mürebbi olma, yani terbiyecisi olma, terbiye edicisi olma eğitimle alakalı. Eğitim, eğiticisi demek zaten, mürebbi, terbiye edici. Buradan şunu anlıyorum ben, Kur'an-ı Kerim böyle bir eğitim sürecinde devamlı kullanılması gereken bir kaynak. Yani eğitim kitabı. Eğitim kitabını da bir kere okumakla, bir kere anlamakla hemen iş bitmiyor. O yüzden zaten eğitim hep bir süreçtir. Süreç olması gerekiyor. Yani gerçi şu anda eğitimi süreç olarak insanlar arasında öyle bir anlayış olmayabilir de en azından öyle olması lazım. Teoride öyle. Şu haliyle biz eğitimi bir süreç olarak görmüyoruz da öyle olması gerekiyor. Eğitim denilen kasıt tedrici olarak, yani gradual olarak basamak basamak bir sonuca ulaşılan şey demektir, proses demektir. Dolayısıyla böyle bir, mesela burada okuduğumuz gibi İltifatat-ı Rahmaniye'yi bu perde üzerinde görüyor muyuz, görecek miyiz, nasıl görüyoruz? İşte bu Kur'an'ın eğitimine tabi oldukça bunu hayatımız boyunca bu dünyada alim-i şehadette var olduğumuz sürece yapmamız gerekiyor. Kur'an yaratılışı deşifre etmenin rehberi diyor. Evet, yaratılışı deşifre etmenin rehberi. Şifrelenmiş, önümüze konulmuş bir anlamı olan bir kitap var. Bu kitabın bir password'u, bir şifresi olması lazım ki onu çözelim. Kur'an böyle bir görevle veya fonksiyonla karşımızda duruyor. Ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi, yani ezeli hitapların hazinesi. Ezel ve ebed, ezeli olan her ne ise, hangi varlıksa onun da ebedi olması gerekiyor. Ezeli ve ebedi olan zaten mutlaktır. Yani zaman ve mekanla kısıtlı değildir. Böyle bir bu özellikte bir hitaba muhatap olmamız gerekiyor ve onun hazinesi diyor, hazine kavramını söylemiştik. Hakikaten değerli, bizim için hazine, hani hazine bulmuş kadar sevinebilmeliyiz bu terbiyenin sonucunda. Hakikaten böyle bir iltifat tam muhatabız diye anlamamız gerekiyor. İlk önce aklımızla, daha sonra onu yapabildiğimiz kadar hislerimize ve kalbimize indirmemiz gerekiyor. Evet. Sonra şöyle demiş, şu alemi yazanlan bir şey var mı? Yok. Şu alemi maneviye-i İslamiye'nin güneşi, temeli, hendesesi. Evet, yeni kavramlar var. Alemi maneviye-i İslamiyet. Bir kere bir alemlerden bahsediyor. Manevi alem olduğunu anlıyoruz onun. İslamiyenin. Neyin manevi alemiymiş? Manevi İslamiyenin, İslamiyetin manevi alemi diye çevirmiş benim şu anda takip ettiğim yer. Fakat zannediyorum bu büyük harfle İslamiyet bizim anladığımız haliyle değil. Teslim olma anlamında olsa gerek. Öyle daha anlamlı oluyor. Alem-i Maneviye-i İslamiye'nin güneşi. Şöyle mi anlayalım burayı? Teslim olmak. Okey, ezeli hitapla ilgili bir açıklama var. Bir önceki yerle. Orayı okuyayım o zaman. Ezeli hitap, her insanın her türlü sorusuna cevap her zaman verecek şekilde bir konuşma. Evet. Ezeli olması. Tercüme-i ezeliye kısmında biz bunu aynı bu şekilde hemen hemen zannediyorum, yanılmıyorsam, bu şekilde konuşmuştuk. Vurguyu bu şekliyle yapmıştık. Yani hiçbir yaratılmış an ve mekan yoktur ki Kur'an, yani tercüme-i ezeliye olan Kur'an, tercüme-i ezeliye olan vahiy oradaki insana muhatap olmasın, oradaki insanın sorularına cevap veremesin. Dolayısıyla mesela ezeli hitap
Kur'an-ı Kerim indiği anda, tarihsel olarak işte şu tarihte indi diye bildiğimiz andaki insanlara muhatap oluyordu. 10 sene, 100 sene, 500 sene, 1000 sene sonrakilere de muhatap oluyor. O veya olması lazım. Olmuyorsa zaten o ezeli hitap değildir diye söylemiştik bunu. O an o derste söylediklerimizi ben şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Eğer öyle bir okuma ile, öyle bir muhatabiyetle Kur'an okumuyorsak o Kur'an değildir. Yani 1000 sene sonra, 1500 sene sonra bir yer geldi, bir zaman geldi. O zamanda işte bu Kur'an dediğimiz efendim vahyin, kitabın bazı yerlerindeki anlamlar, hani Kur'an-ı Kerim'in şebabetiyle, gençliğiyle ilgili konuştuğumuz yerdeydi bunu söylediğimiz yerler. İşte oralarda artık onun anlamı çok fazla efendim uygulanabilir olmadı veya anlamını biraz kaybetmeye başladı. Bu şekilde olmaz. Veya mekan boyutu da düşünelim. Diyelim Middle East'te. Yani işte Suudi Arabistan diyebildiğimiz coğrafi bölgede veya onun çevresinde ki insanlara bir şey hitap ediyordu, bir anlam ifade ediyordu. Fakat işte Çin taraflarına uzandıkça artık onun anlamı biraz daha uzaklaşır gibi oldu oradaki insanlardan. Oradaki insanların sorularına o kadar çok cevap veremez oldu şeklinde bir anlayış varsa yanlıştır. Böyle bir muhatabiyet varsa yanlıştır demiş idik. Hatta şöyle de söylemek mümkün. Şu anda aklıma geldi. Sonrasından değil, yani 500'lü 600'lü senelerde inmiş olan Kur'an yani vahyin, Kur'an'ın 1000 sene sonrası, 2000 sene sonrası, artık bu yaratılış ne kadar devam edecekse 3000 sene, 3500 sene sonrasına da muhakkak hitap ediyor olmasının dışında, mesela bu Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki hakikatler, Kur'an-ı Kerim'in bu dünyaya inişinden mesela 500 seneki önceki insanlara da muhatap oluyor olması lazım. Yani 500 sene önceki insanlara da pek muhatabiyeti yoktu denmez. Çünkü ezeli ve ebedi olması lazım. Ezelden geliyor. Manası ezelden, tercüme ezelden, hitap ezelden. Dolayısıyla gelmiş ve geçmiş bütün insanlara, insanların sorularına muhatap olacak şekilde. Bu dünyanın yaratılış içerisinde tabii ki belirli bir yerde ve belirli bir mekanda, pardon, zamanda iniyor, mekanda ve zamanda iniyor. Fakat o zamanın hem sonrasına muhatap olduğu, yani sonrasında gelmiş olan insanlara, yaratılmış olan, bu dünyaya gönderilmiş olan insanlara muhatap olabiliyor, olması gerekiyor, sorularına cevap vermesi gerekiyor. Onun da ötesinde mesela Kur'an-ı Kerim'in indi diye bildiğimiz tarihten mesela 100 sene önceki insanlara da muhatap olması gerekiyor. Ezelden ben onu anlıyorum, ezeli hitaptan. Çünkü insan her zaman insan, sorular aynı, varoluşsal sorular aynı, kelimeler değişebiliyor, kullanılan ifadeler değişebiliyor, efendim insanların konuştukları diller değişebiliyor vesaire. Fakat onlar önemli değil, periferal, yani ikincil önem taşıyan şeyler. Dolayısıyla mana her zaman herkese muhatap oluyor. Dil, din, ırk fark etmeksizin. Hangi dilde, hangi ırkta olursa olsun önemli değil. İnsan her zaman insan. Evet. Ezeli hitabı da böyle demiştik. Tercüme-i ezeliye kavramını böyle anlamıştık. Şimdi bir sonrakine devam edeyim ben. Belki de bu okuyacağımız son cümle olabilir. Şu alemi maneviye-i İslamiye'nin güneşi, temeli, hendesesi. Hendese mühendislikten geliyor. Plan demiş burada. Mühendislik, evet. Mühendis de herhalde plan yapan anlamında olsa gerek. Güneşi, güneşten anladığım benim aydınlatıyor olması, temeli, temel zaten belli. Bu işin temelini oluşturuyor.
dediğimiz kelime. Yani bu temel üzerine oturtulmalı, bu anlam arka fonunda incelenmeli derken ki temelden bahsediyor burada. Hendeseye de planı, programı, plan ve program anlamında. Hendese geometri, evet. Mühendislik, hendese deyince ben mühendis aynı kökten geliyor gibi hatırlıyorum. Geometri, plan yapmak demiş burada benim okuduğum yerde. Geometri, planlı programını yapmak anlamında herhalde. Geometrisi, geometriden çok anlamam mı? Mühendislik aynı zamanda, evet. Mühendisin yaptığı şeydir herhalde belki de geometri. Alemi maneviye İslamiye'nin güneşi. Evet, ölçümlük, intizamlılık. Fehmus Selef matematik hesap demiş. Hegira matematik bilgi istemiş. Evet. Yakın anlamlar. Şu alemi maneviye İslamiye'nin güneşi, aydınlatıcısı. Teslim olmanın insanın içinde bulunduğu durumla alakalı. Yani kendisini nasıl tanımladığıyla alakalı diye anlıyorum ben bunu. Yani doğruya, hakikata teslim olmak. Kendi varlığının hakikatına teslim olmak. Yani ben yaratılmışım, benim varlığımı kendime vermem mümkün değil. Buna teslim olmak anlamında ve devamında mesela eğer ben yaratılmışsam ve benim varlığımla birlikte varlığımın içerisine konulmuş el, ayak, göz, kulak, her ne varsa ve hisler de dahil olmak üzere, akıl da dahil olmak üzere onu der ki beni yaratanın istediği şekilde ona uygun olarak yani yaratılış amacına uygun olarak kullanmam lazım. Teslimiyeti ben o şekilde anlıyorum. Böyle bir teslimiyeti gerçekleştirebilmek için bize ışık tutan güneşi veya temeli yani böyle bir teslimiyetin temelini oluşturacak oradaki yani böyle bir teslimiyeti neyin üzerine, ne tür kavramların üzerine oluşturacağız, kuracağız, onu anlatan bir eser, bir kitap, bir rehber Kur'an-ı Kerim bize. Alem-i Manevi İslamiye teslim olmak dediniz. Demiş, soru herhalde bu, We Are All Passengers'ın dediği. Ali Mermer 11 şöyle diyor, varlık aleminin hakikatini anladıktan sonra bu hakikate nasıl teslim olacağımızı, insaniyetimizi nasıl kullanacağımızı bildiren, aydınlatan rehber anlamda. Evet. Benim söylemeye çalıştığım buydu herhalde. Güzel, yani özet bir şekilde ifade etmişsiniz onu. Onu söylemeye çalışıyor idim. Teslim olmayı nasıl yapacağız burada? Madem ben kendi uzuvlarıma ve kendi varlığıma hakim değilim diye anladım. İlk önce bunu anlamam gerekiyor. O anlayıştan sonra bunu madem benim değil, istediğim gibi kullanamam. Buradan bu sonuç çıkıyor. Bana her şey verildiyse, varlığım başta olmak üzere o varlığımın içine konulmuş olan bütün alet, edevat her birisi bana verilmişse demek ki bana veriliş maksadına uygun olarak kullanmam gerekiyor. Öyle isteniyor. Bunu anladıktan sonra peki bana veriliş maksadını anlatacak olan hani manuel derler ya el kitabı. O nerede? Instructions. Yani bunu böyle yap, bunu böyle yap. Basamak basamak anlatılan manueller, el kitapları vardır ya onun gibi adeta. İşte sende şöyle bir alet var, sende şöyle bir his var. Onu şu şekilde kullanman gerekiyor diye açıklayıcı kitap olması gerekiyor önümüzde. Bu da mantıken bizim bir çıkarımız. Yani önümüzde bir alet var, bir cihaz var. Ama onu yapan fabrika ya da mühendis o aleti ve veya cihazı nasıl kullanılacağını anlatmıyorsa mantıki çelişki olurdu, abes olurdu.
böyle bir abesiyet olmaması için muhakkak manuel gönderilmesi gerekiyor cihazla birlikte. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir teslimiyeti biz kendi dünyamızda nasıl yaşarızı bize öğretmek için gönderilen bir temel eser. Alem-i Maneviye İslamiye'nin güneşi, temeli ve hendesesi diye söylenen bu yeri ben bu şekilde anladım. Kur'an-ı Kerim'in tanımlamasına devam ediliyor. Bakıyorum saatimiz dolmuş, zamanımız dolmuş. Bir sonraki yerde tamamıyla farklı bir yere gidiyor. Avalim-i Uhreviye'nin haritası diye. İsterseniz burada duralım. Bugün biraz kısa oldu çünkü tam zamanında yetişemedim. Bekleyenler için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Sizin söylemek istediklerinizle inşallah burayı bitirmek istiyorum. Alemi Maneviye İslamiye'yi şöyle açıklamış. Teslim olmayı kabul edenlerin tümünün oluşturduğu alem. Bir kez daha okuyayım. Teslim olmayı kabul edenlerin tümünün oluşturduğu alem. Bu alem maddi bir alem olmaz. Bu hali yaşayanların oluşturduğu alem. Evet, güzel. Maddi bir alem olmaz. Okuduğumuz yerde manevi alemi maneviye demesinin sebebi budur diye söylüyorsunuz. Teslim olmayı kabul edenlerin tümünün oluşturduğu alem, yani fiziksel maddi bir alemden bahsetmiyoruz. Coğrafya sınırları içinde tarif edilemez. Evet, öyle bir alem değil. Ben de öyle anlamıştım ama açıklamak gerekiyor, açmak gerekiyor sizin dediğiniz gibi. Coğrafi bir yerden bahsetmiyor, o insanların, teslim olmuş olan insanların içinde bulunduğu haleti ruhiye belki. Bu hali yaşayanların oluşturduğu alem. Evet. Peki, devam etmek isterseniz telefon diyorum, mikrofonu vereyim. Mikrofonla devam edin. Etmek ister misiniz? Ali Mermer 11. Ali hocam. İçinde bulunduğunuz durum, yani o da müsait olmayabilir. Onu da anlıyorum. Ebu Yusuf, alem ne demek? Alem yani dünya, quote and quote, yani quotation tırnak işaretleri içerisinde dünya. Ama dünya ne demek? Yani earth anlamında, fiziksel earth anlamında değil de hani benim dünyan, senin dünyan, herkesin bir dünyası vardır ya, ben o şekilde anlıyorum onu. Bu hali yaşayanların alem, bu hali yaşayanların alemi. Evet. Onların içerisinde bulunduğu dünya. Mesela herkes, hepimiz fiziksel olarak dünya diye, earth diye bilinen bu zeminde yaşıyoruz. Fakat herkesin alemi kendine hastır. Mesela hani örtü bırakın, aynı ülke, hatta aynı şehir içinde olanları da düşünün. Fiziksel şehir anlamında. Aynı şehirde, aynı kasabada yaşayan insanların her birisi aslında farklı alemlerde yaşıyordur. Çünkü insanın kendi dünyası, kendine ait olan o alem dediğim, işte burada anlamaya çalıştığımız şey, herkes farklı farklı. Yani sizin bulunduğunuz mekan size farklı bir şey ifade eder. Eşinize farklı bir şey ifade eder. Komşunuza farklı bir şey ifade eder. Onların herkesi personal ve subjective diyorlar ya İngilizce'de. Ne derler? Subjektif derler, evet. Herhalde Türkçe'de. Kendine has bir alemi. Alemden kasıt o. Maddi olan, fiziksel olarak yaşanılan mekan diyade, o mekanın kişisel olarak her bir kişi tarafından algılanış şekli gibi. Öznel, Serhan söyledi, Allah razı olsun. Her insanın kendi içerisinde yaşadığı coğrafi durum, coğrafi mekan farklı farklıdır. Özneldir. Alem, aynı evde bile herkes kendi aleminde yaşar. Evet. Bunu biliyoruz, yani herkes kendi tecrübesiyle bunu anlayabilir. Herkesin alemi aynı ev içerisinde olsa bile farklı farklıdır.
O yüzden zaten belki de imanın herkesin kendisi tarafından bireysel olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. İçselleştirilmesi diyorlar ya, kendisine, kendi dünyasına indirilmesi gerekiyor. Kendi alemine indirilmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim dolayısıyla kendi alemimize, bu anlamda kendi alemimize manasının inmesi gereken, indirilmesi gereken bir kaynak. Her bir insan kainat ile tek başına muhatap olabilir. Bu kişinin alemidir. Evet. Herhalde alem manevi anlamda, burada dediği gibi maddi olarak yer mekan anlamında değil de manevi anlamda, kişisel algılama anlamında neydi kelime? Öznel. Evet. Subjektif. Öznel algılama. Evet. Soru veya yorumlarınız veya konuşmak istedikleriniz olursa diye bekliyorum. Değilse benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz düşünmeye devam edin. Konuşmak isteyenler lütfen el işaretine klikleyip konuşmak istediklerini bildirsinler. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة sorular var. Manevi alemi de biraz açar mısınız? Ben açtım zannediyordum ama biraz daha mı açılmasına ihtiyaç var? Siz daha mı sonra geldiniz acaba? Yo. Manevi alem. Mide biraz açar mısınız? İnsanın, her bir insanın kendi dünyası diyelim. Kendi öznel, subjektif dünyası. Nasıl algılıyorsanız. Dışarıda mesela bir hakikat var. Gözlerinizi açın, bakın. Kulaklarınızı, burnunuzu, neyse, yani bütün data, veri alma organlarınızı dışarıdaki, yani quote and quote içerisindeki dışarıdaki kainata muhatap edin. Dışarıdaki kainatla muhatap olun. O muhatabiyetten sonra içinizde oluşmaya başlayan subjektif, yani içinizde derken subjektif aleminizde, manevi aleminizde oluşmaya başlayan şey, anlamlar kümesi sizin manevi aleminizi oluşturuyor. Ben öyle anlıyorum. Dışarıya baktınız, aklınızdan geçenler, hislerinizden geçenler, anladıklarınız, kalbinize inenler, bunların hepsi size özeldir, size özneldir. Bir başkası yanınızda dahi oturuyor olsa, yani böyle dip dibe, diz dize oturuyor bile olsanız, bir başka insanın kendi algılaması, yani aynı duyu organlarıyla aynı kainata baktığı halde kendi algılaması sizinkinden muhakkak farklı olacaktır. Hiçbir şey, İngilizce'de öyle bir deyim vardır. Under the sun there are no things that are there are no two things that are exactly the same. Yani bu güneşin altında, bu dünyada hiçbir şey yoktur ki, hiçbir iki şey yoktur ki birbirinin aynı olsun. Hiçbir şey birbirinin aynı değildir. Manevi alem de sizin dünyadan algıladıklarınız, anladıklarınız. Size ait olan dünya. Yeterince açıldığımı bilmiyorum. Düşünmek lazım üzerinde belki de. O yüzden açıklamaya ihtiyaç oluyor. Gibi hissediyorum. Öznel dedik ama Ebu Yusuf şöyle diyor. Öznel dedik ama alem-i İslamiye kolektif bir alem o zaman. Yani herkesin kendi alemi var ya, öznel alemi. İşte bunların hepsine, tümüne diyelim, onların tümüne temel olan, temel teşkil edecek bir kitap. Onların hepsine güneş olacak, yani aydınlatacak, yani rehberlik olacak. Bunları çoğaltın siz. Güneş olacak, temel olacak, işte mürebbi olacak, terbiye edicisi olacak, mürşid olacak. Böyle bir karakterde bir kitap diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de.
maddi şey öznel, herkesin öznel dediğimiz doğru, herkesin kendi dünyası anlamında. Fakat bunların hepsi, her yani dünyada milyarlarca insan var ya, bu milyarlarca insanın her birisinin bu şekilde kendi içerisindeki öznel alemine, alemi maneviyesine temel teşkil edebilir. Yani sadece bana değil, yani benim kendime ait bir alemim var. Bir anlayışım var, kainata bir bakışım var, bir yorumlamam var. Buna temel oluyor Kur'an-ı Kerim ama sana temel olmuyor, olamaz anlamında değil. Bütün insanlara, yani bu tür oluşabilecek alemlerin hepsine temel teşkil edebilecek bir kitap Kur'an-ı Kerim. Maddi Ali Mermer'in yazısını okuyorum. Maddi alem değil yani. Coğrafya, millet, zaman ve mekana bağlı bir tanım yapılamayan desek olur mu? Evet. Herhalde. Burada benim söylemeye çalıştığım böyle bir alem. Allah razı olsun diyor. Peki biraz herhalde fayda etti bu en son açıklamalarımız. Öyle anlaşılıyor. Peki Allah sizden de razı olsun. Geldiniz, böyle bir odanın açılmasına vesile oldunuz. Ben de bu konular üzerinde düşünme imkanı buldum sayenizde. Allah sizden de razı olsun. Ali Hocam, sizin bir şey söylemek istediğiniz var mı? Cumartesi günü görüşelim inşallah. Peki, inşallah. Allah hepinizden razı olsun deyip odayı kapatıyorum.